بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أستعيذ بالله. وعلم آدم الأسماء كلها. والله تعالى آدم'ya isimlerinin her bittesini öğretti. Müfessirler tafsir kitaplarında muhtelif fikirlerini zikir kılışadı. Bazı dedi ki ferişterlerinin isimlerini, bazı dedi ki taş, derek, cin, insan, ferişte. Bazılar bana İmam-ı Suyuti etkendik, tavakkaça, yani adli nesiller geçe, bütün nesillerde öğretti dedi. Siz bunu yana hem keng tushuning. Bir de sizi yana hem keng tushunishlikka ve çukur tushunishlikka mecbur kıladigan kelime var. Allah Teala adamga isimlerde öğretti degende şu gapdan kifoyalanmadi. Buni orqasidan isimler degandan keyin ta'kid qilyapti. Kullaha deyapti. Her bittasini deyapti. Demek isimlerinin her bittasini öğretti Allah Teala. Adam aleyhisselamga bir insonga kerak bo'ladigan ilmlarning hammasini öğretti. Demek bazı mufassirlar şu yerdan kelib chiqatadiki, Adam aleyhisselam zurriyatlarının içinde gaplashiladigan tillarning hammasini bilganlar. Arapça bo'lsin, Türkçe bo'lsin, Rusça bo'lsin, İngilizce bo'lsin, Çince bo'lsin, Yaponca bo'lsin, hammasini bilganlar. Va hozirgi sanlarni turlari, mesela dini ilmlarga albatta bor narsa, geografiya deysizmi, tarix deysizmi, fizika deysizmi, kimyo deysizmi, bütün ilmlar. Yani nimani so'rasangiz javob beradigan holatda. Bilasizlar, payg'ambarlarga beriladigan ilmlar avvalo ijmoliy bo'ladi. Har bittasi tafsir qilinavermaydi. Insonlar tafsilotini so'ragan vaqtda Alloh tomonidan vahiy bo'lib xabar berilaveradi. Masalan, Muhammad alayhisalom ham hamma narsani bilardilar ijmoliy holatda. Lekin Muhammad alayhisalomda siz tibbiy masalalarning nozik nuqtalariga, tafsilotiga kirib so'rasangiz, o'sha vaqtda bilmasa ham Allohga duo qiladilar, Allohdan so'raydi, Alloh tomonidan keladi, Alloh taolo aytib beradi. Odam alayhisalomnikini ham shunday tushunishlik kerak. Albatta, Odam alayhisalom masalan shu ilmlarning hammasini bilgan deganda, siz darro masalan kimyodagi moddalar bor, moddalar bir-biriga aralashligi, masalan kislorodni paydo bo'lishligi, suvni paydo bo'lishligi, unda chuqur narsalarga kirib ketmaysiz. Odam alayhisalom kimyo masalasidagi qoidai kulliyo masalalarni biladilar. Tafriqiy masalalarni agar so'rasangiz, Alloh taolo yana bildirib oladi. Butun ilmlar o'rgatildi. Butun ilmlarga mahorat hosil qildilar. Chunki Alloh taolo ta'lim berdi, o'rgatdi Alloh taolo. Ilmni Odam alayhisalom Alloh taolodan to'g'ridan to'g'ri olyapti. Demakki, Alloh taolo ilmni bir daraga berib qo'yishlikka qodir. Qodir Alloh taolo. Lekin siz Alloh shunga qodir ko'dib, hamma narsani tashab, yumshoq to'shaklarga o'tirib olib, "Ya Robbi, menga ilm bergin. Ilmi ladun bergin, huzuringda ilm bergin. Odamga berding-ku, menga ham bergin." deyishingiz joiz emas. Chunki Alloh taolo sizga ilm o'rganishni yo'llarini ko'rsatgan. Ilm o'qigin, ilm talab qilgin degan. Ilm talab qilgan holatingizda keyin Alloh taolo ko'proq beradi. Siz o'qiyap turganingizdan ko'prog'ini beradi Alloh taolo. Himmatingizga, talabingizga, niyatingizga, ixlosingizga qarab. Bu yerda mana kofirlarning qanchalik bir ahmoqligi, botilligi, johilligi va ularga ishonganlarni undan ham battar ahmoqligi va Odam alayhisalomdek buyuk bir payg'ambarga tuhmat qilyap turganligi, o'zlarini ham bobosi hisoblanadi, o'zlari ham ajdodi hisoblanadi, lekin kofirlarning qanchalik bir hurmatsiz tarbiyasi ekanligi sobit bo'lyapti. Qanday qilib? Ular nima deydi? Insonlar aqidasini buzib aytdiki, insoniyatni boshlanishligi vahshiy insonlar bilan boshlangan. Vahshiy insonlar, yovvoyi insonlar bilan boshlandi.
Kıp yalangaç yürüşerdi erkeklerim, hatırlarım. Libastı nimeligini bilmesiydi. Çiğinişti nimeligini bilmesiydi. Hiç de seni bilmesiydi deyip uzunlarının tabakaları var. Bunda zaman, bunda zaman, taş zamanı, temir zamanı deyip. Şimdi o haliki insanlı bir kurbağadan payda bulgeni, ya kurbağadan ki maymun bulgeni, maymundan tonguz bulgeni. Bu mesele de koyun. Bu batılların en batılı. Ve bu mesele yani insanda maymundan ya ki tonguzdan bulgenliği kafirlerinin uzunu aslige itiraf. Ular uzlarını aslini itiraf kılıyor. Biz maymundan bulgenimiz deyordu. Tuğrayt yaptı. Ular maymundan bulgenler. Ama biz elhamdülillah insandan bulgeniz. Çünkü Allah Teala etken ki Kur'an'da Yahud Nesraniler Allah'a siyah kılıyordu. Ular da maymun tonguz gelendirip koydu. Ular şunu etmek için buluyoruz. Çünme yapsın. Biz atabalarımız maymun idi, tonguz idi. Tuğrayt edilir. Ama biz ikimiz. Biz ikimiz Adem Aleyhisselam'dan başlayan bana ilk ferdimiz, ilk bana insan en katta alim idi. Bütün ilimlerde böyle diyen idi. Hande kılıp indi o cahil buluşu mümkün. Hande kılıp ilimsiz buluşu mümkün. Ve yine Adem Aleyhisselam münazadege koyulu yaptı. Karin. Fakat yine ilim verilip koyulma yaptı. Münazadege koyulu yaptı. Sümme aradahum alel melaike. Kim bu ilimlerde Allah Teala ferişlerine görsetti. Fekal enbi'uni bi esmeyi haule. Bu nesnelerin isimlerini menge haber verirler ki in kuntum sadikin eğer sile sadı bu seleriz dedi Allah Teala. Ferişlere de aciz kaldı. Karil. Ferişlere de aciz kaldı dediğin derecede ilmi bağırdı Adem Aleyhisselam'dı. Çünkü kimi ki insaniyetinin başı şimdi yavvayilikle başlengen, vahşilikle başlengen insanlar bana rivaclanıp geliyet, bana şunçeri rivaclandik. Kafirler rivaclengen sarı ulardı ayarlarını, etekleri kıskarıp getirdi buraya sarı. Rivaclengen sarı. Hani rivaclanıştıkların tanceli kütarılışı yaptı. Eteki şimdi kütarılı yaptı, iştahını kütarılı yaptı hatınlarını. Şunu ulan rivaclanış, terakkiyatı yaptı, kütarılışı yaptı. Bu rasvalik ki bu. Hayvandan hem bettarlik bu. Terakkiyat ilim bilen, maneviyat bilen, takva bilen, ahlak bilen, güzellik bilen buladı. Bulardı hemen Adem Aleyhisselam'da bariydi. Ve bilin ki, tabi ki elbette Muhammed Aleyhisselam bütün insanlar ve bütün peygamberlerinin afzali bo'lganligi uchun o kişi ve o kişinin zamanı insaniyetinin tarihi yeryüzünün tarihidagi eng saodatli zaman. Lekin Adem Aleyhisselam'ın zamanını o'ziga xos xususiyatlari var. Yani Adem Aleyhisselam'da bo'lgan bazı holatlar Muhammed Aleyhisselam'ın zamanında bo'lmagan. Yani Adem Aleyhisselam yerga yangi tushganlari da ve ilk farzandlari bilan yashab yurgan vaqtlarida farishtalar bilan mesela sizler bilan biz qanday ko'rishsak, gaplashsak, o'tirsak bir-birimiz o'tamizda. Ular farishtalar bilan shunday ko'rishardi, shunday o'tirishardi, gaplashib yurishardi. Shunday bir zamonlar edi. Bütün insanlar günahtı nimaligini bilmaydigan holatda edi. Qanday qilib ularni biz ularni vahshiy deymiz, yovvoyi deymiz? Katta bu jaholat va insoniyatning mana asliga balta urishlik, tarbiyasizlik, axloqsizlik bu narsa. Ama kafirler, kare insanlarda Müslümanları kendi elde yaptı, terbiyesizlik kirli yaptı, ahlaksızlık kirli yaptı, biz sizlerle ilim ürgeti yaptınız. Ruslar mahtanadı, biz Orta Asya'ya ki yanımızda Bukhara'da 102% ilimli insanlar vardı halas, hemese cahil edeniydi. Aslında bu tezkarısı, 102 cahil vardı, Rusya'da okup gelenler. Başka hemese ilimli insanlardı, alimlardı, dinini yaşı bilen, Kur'an-ı Hadis'i yaşı bilen insanlardı. 2% o'sha gimnaziyalarda o'qib kelgan kishilar edi Rossiyada. Ular maqtanyaptiki, biz kelganimizda O'rta Osiyoda faqat 2% ilmli insonlar bordi. Hammasi johil edi, biz sizlarga ilm o'rgatdik. Nimani o'rgatdi ular? Butun rasvolikni o'rgatishdi. Shuning uchun biz ularni havas qilmaylik, biz Qur'on hadisga qaytaylik. Havas qilmang bu Yevropada o'qishlik, Amerikada o'qishlik, Rossiyada o'qish havas qilmang. Nimani o'rgatadi ular sizga? İlimde hemen bana Kur'an-ı Hadis'te. Allah ve Adem Aleyhisselam misli yok katta alim idiler. Hadislerde hem ayetindedir ki hadis kitaplarda okudularız. Akide kitaplarda hem okudularız. Yani köpürtü aldılarız. Şefaat doğustayı hadis. Adem ile Adem Aleyhisselam'dan bari şefaat söyledi ki Nuh Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'da aldığı bargende Adem Aleyhisselam'ın faziletlerini zikirin içinde şuyen var. Ey Adem seni Allah Teala uzun kulübden yarattı. Senge bütün isimlerde örgattı ve ferişlerlerini senge sayda kıldırdı. Şunun için
İnsaniyatning boshi jaholat, yovvoyilik, vahshiylik deganlar kofir bo'ladi. Kofirlar kofiri, musulmon agar shunga ishonib tasdiq qilsa kofir bo'ladi. Alloh taolo shu narsalarni farishtalarga ko'rsatdi. Ambiuni, menga xabar beringlar dedi. Bi asma yahula shu narsalarning ismlarini. In kuntum sodiqin agar sodiq bo'lsalaringiz. Ya'ni Adam alayhissalomning zurriyati to'g'risida man yufsidu fiha va yasfiku dima deyilindi. Fasod qiladigan va qon to'kadiganlar. Va farishtalar o'zlarida to'g'risida va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak deyishdi. Va holanki biz senga hamdimdan tasbih etamiz, seni ulug'laymiz dedi. Alloh taolo aytayaptiki, agar shu gaplaringizga sodiq bo'lsalaringiz. Qani mana bu narsalarni to'g'risida menga xabar beringlarchi. Bir taraf boshqa tarafdan amalda, xizmatda fazilatli bo'lishlik uchun ilmda fazilatli bo'lishlik. Ilmda fazilatli bo'lgan amalda ham, xizmatda ham fazilatli bo'ladi. Qani? Alloh taolo so'rayapti. Odam alayhissalomning fazilatini ko'rsatyapti. Va shu narsaga diqqat qilinglarki, Alloh taolo odam alayhissalomni yaratib, sajda qilishlikka buyurganda farishtalar sajda qilishdi. Sajda qilganidan keyin bu ilm masalasini qilyapti Alloh taolo. Masalan, Alloh taolo farishtalarga oldin dalil ko'rsatib, Odam alayhissalomga ilm o'rgatib, Odam alayhissalomni farishtalardan ham olimligini isbot qilgandan keyin sajda qilishga buyurgani yo'q. Dalilsiz holatda farishtalar sajda qilib bo'lishdi, undan keyin Alloh taolo ilm o'rgatib, keyin qani mana ko'rilishi kim ilmi ustun ekan, kim ilmi ko'p ekan deyapti. Va bu yerdan masalan oddiy misol keltiradigan bo'lsak, ya'ni shar'iy masalalarda hozirgi taraqqiyot qilgan ilmlarda ilmi ko'p bo'lgan odamni fazilati ko'pligi ma'lum. Oddiy misol keltiraman. Bir odam bozorga borib, ikkita mardikor olib kelgan ekan. Ikkita ishchi. Mardikor degani forscha kalima. Ish qiladigan, ya'ni ish erkagi degan ma'noda. Ish kishisi degan ma'noda. Mard erkak degani kor ish degani. Ish qiluvchi, ya'ni ishchi. Ikkita ishchi olib kelibdi o'tin yorishlik uchun. Bittasi nihoyatda kuchli, bolta uni qo'lida. Yor yaptı. İkincisi zayıf adam. Fakat o yormayaptı. Lekin unga ko'rsatdi. Mana bu yerga urgin deyapti. Panalarni qo'yibdi. Ushab turibdi, yo'lni ko'rsatyapti. Kechasi ishni bitirgandan keyin polvonga berganlar, o'tini yorganga bergan ujratini ikki barobarini narigisiga beribdi. Ki odamlar hayron qoldi. Bu polvon qildi-ku ishni hammasini. Nimaga siz bunga tur beryapsiz? Shunda u odam aytgan ekanki, agar bu bo'lmaganda u palvon bitta ham o'tinni yorolmas edi. Kuchi borligi kifoya qilmaydi. O'tinda uzun uradigan yerlari bor. O'sha uradigan yeriga urasiz, osongina yoriladi. Bu masalan noto'g'ri yeriga uraverasiz, uraverasiz. Siz kesaman deb qasam ichasiz, o'tin kesilmayman deb qasam ichadi. Charchaganingiz qoladi xolos. Qarang, har bir tarafida ilm bo'lishi kerak. Ilm bo'lsa oson bo'ladi. Ilm bilan fazilatli bo'lyapti. Va yana ilmni fazilati ma'lum bo'layaptiki, Odam alayhissalomni farishtalardan afzalligini isbot qilishligi uchun Alloh taolo ilm o'rgatdi. Demak, fazilat ilmda ekan. Masalan, Odam alayhissalomga Alloh taolo quvvat berib, farishtalarga aytmadiki, qani kim kurashadi, demayaptiku. Kuch quvvatda emas fazilat. Ya'ni kuch quvvatda ham fazilati bor, ammo ilmni muqobilida bu past qoladi. Ilm undan afzaldir. Yoki Alloh taolo Odam alayhissalomga nihoyatda go'zal toshlar, qimmatbaho narsalar, matolar berib turib, qani sizlarda bormi demayapti. Fazilat bunday mol-u davlatdan, qiymatdan bo'lmaydi. Haqiqiy fazilat ilm bilan bo'ladi. Shuning uchun ilmni mahkam ushlashlik kerak. Odam alayhissalomning yo'lini mahkam ushlab, ilmni mahkam ushlasangiz, Odam alayhissalomga tavozu qilgan farishtalar sizga ham tavozu qilishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom buni sahih hadisda aytadilarki, "Tolib ilmdan farishtalar rozi bo'lganligidan qanotlarini uning yo'liga to'shaydilar." Siz yurganingizda farishtalarning qonatida yuribsiz. Qarang. Ilmni fazilati Odam alayhissalomdan boshlab qiyomatgacha davom etaveradigan narsa bu. Qayting ilm yo'liga, Odam alayhissalomning yo'liga qayting, ilmni mahkam ushlang, aziz bo'lasiz, unga shak shubha yo'q. Farishtalardek zotlar qonatini siz oyog'ingizga tayiga qo'ygandan keyin boshqa hammasi xolasa xolamasa sizga tavozu qiladi, xolasa xolamasa. Insonlar, jinlar hammasi, hukumat hammasi. Fihr olimuddinda Imom G'azzoli aytadilarki, podsholar odamlarni boshqaradi. Podsholarni olimlar boshqaradi. Hamma shunday. Islomiy podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Kofir podsholarni ham kuzating, olimlar boshqaradi. Mana Putin chiqib gapiradi,
Çünkü profesörler yazıp veriyordu malumatlardı. Öğretişedi, çıkıp şunu yapıyordu. Ozu oturup kitaplardan tekşirip kimiydi onu, vakti yok. Peki Obama çıkıp yapıyordu, bütün malumatlarını profesörler, alımlar terlip veriyordu. Müslümanlar da kim şundaki? Hani alımlar başkalardı, padişahlardı. İlimde faziletini hayatta gördü. İlim bilen Allah Teala Adam Aleyhisselam'ın afzalliğini gösterdi. Ve yine bir mühim mesele hal bulu yaptı. Mu'tazilerin ahli sünnetin ortasında ihtilaf var. Ahli sünnet dedi ki, peygamberler farişlerden afzaldır dedi. Mu'tazile dedi ki, yok dedi. Adam zatı, farişte zatıdan afzal buluşu mümkünmez. Çünkü adam zat beraber hata kıladı. Farişlere de hata yok ki. Hani onlardan afzal buladı dedi. Mene Adam Aleyhisselam bütün farişlerden afzal buldular. Farişlerden talep kılınganda ne dedi ular? Farişteler hani körsatçı kaysanısını ayetelik. Bilgeniniz şeytanımız dedi mi? Yok. Kalu subhaneke la ilme lana illa ma allamtana. Farişteler dedi ki subhanek ey Allah sen paksan bize hiç kendi ilmimiz yok. La ilme lana. Bize hiç kendi ilmimiz yok. İlla ma allamtana. Fakat gene sen bizge öğretken ilim var. Halas. Yani seni öğretken ilminden başka ilmimiz yok. Farişteler de adabını karayın. Bir de Allah Subhanehu ve Teala'nın talebi hazır bir de farişteler şunu kılıyorlar. Sizlerge yakşı bulan diye mana demez. Yani Adam Aleyhisselam'a tenkelermeyseler diye mana da buluyor. Şunu farişteler çüngenlik için bizim ilmimiz yok. Fakat yine sen öğretken ilim var halas diye şey yaptı. Bunda halette ilimde izhar kılıçlık yani namunasip buladı, diyadeplik buladı. Yani bu adabda örgenelik feriştelerden. Mesela dediz, gazabiz geldi sizge. Ayet ki, bayıp kaldı mısın? Çıkar pulini dese. Bayıp pulini çıkarmayın. Ayet ki, yok pulumuz elbette. Biz uzumuzdan pulumuzdan sizinki. Biz sizin mülkizimiz. Allah razı olsun yaşlığımızdan bizi terbiye kıldıyız, katta kıldıyız deyin. Ya ki mesela, sporçu üstaziz açığı kip kaldı. Küçüyüp kaldı mı? Çık meydanga. Dese, meyli hazı biraz damalı demeyin. Nefesim rastla vali edemeyin. Etin ustaz keçeresiz. Hata buldu bizden. Halin ferişteler eti yaptı. Biz hiç kendi ilmimiz yok ki diye yaptı. Hakikatten hem doğru. Ferişteler diyen, peygamberler diyen hiç kimi hiç kendi ilmi yok. Hemen Allah tarafından. Allah öğretirdi bütün ilimlerini. Ve şuradan malum oluyordu ki bütün ilimlerinin esasçısı Allah Subhanehu ve Teala'dır. Bütün ilimler hemen Allah tarafından geledi. Dini ilimler hem dünyavi ilimler hem. Hazır bu kompüter, keşfiyatı, peki Mercedes, Jeep busun, bu tayyaralar, sayyaralar, hepsi Allah tarafından öğretilip durgan ilim bunlar. Farişteler de adamıdan Peygamberimiz Aleyhisselam öğrendiler. Peygamberimiz Aleyhisselam bilmeyen esasını bilmeyemem diyordular. Bir günü bir adam gelip soradı, yerlerinin en efzali hayır diyende ettiler ki, bilmeyemem, Cibril'den sonra kiyin etemem dediler. Cibril'den sorarlar, Cibril etti, benim bilmeyemem, Allah'tan soruyor ki, eytemem. Allah'tan sorar da Allah Teala etti ki, yerlerin en yakzalı mescitlerdir. En yamanı bazarlardır, deyildi. Çünkü için biz zamandaki Müslümanlar, mescitlerine varmıyordu, bazarlarına varacağız. Daim bazarlarda yaşayacağız. Şu hadiske emel kılışı. Yani, hatta Peygamberimiz Aleyhisselam, bilmeyemem eğer Cibril etmese de yaptı. Cibril etti yaptı, Allah etmese ben bilmeyemem de yaptı. Sahabelerim şimdi gidiyor, bilmeyen esasında bilmeyemem de yaptı. Yani bilmeyen nesini bilmeyen işliği bu amanettir. Bilmeyen nesini bilişliği dava kılıçlik hıyanettir. Kezzapliktir. Uzigen hıyanet, Allah'ken hıyanet, dingen bütün insaniyetke hıyanettir. İmamlar da tarihi yakarasız, imamlar tarihi deyem şimdi. İmam Azam'dan bir neçe meselelere meşgul ki bilmeyen diyenler. Şu ayet hadisleri yamal kıyan halette. Ahmet bin Hanbel diyen var, İmam Şafii diyen var, İmam Malik diyen var. Hatta İmam Malik de yani bir mecliste 48'te soru soruldu. 12'tesine cevap verdiler, başkalarına cevap vermediler. Yani kancasını bilmeyettiler. Üyelmesediler. Bu iman, bu takva, bu bilmeyensizliği bilmeyemem de işliğiniz gerek. Ali radıyallahu anh'u bir günü minberde vaskeli yaptırganlarıyla bir kişi bir soru sorattı. Bu kişi bilmeyemem dediler. Şimdi bu adam eski etirasıyla diyor. Kadime gel bilmeyensin sen bunu. Peygamberde ciğeri bu senin, kiyoğu bu senin. Dörtüncü halife bu sen, çünceli çünceli faziletin bu sen, şunu bilmeysen mi? Bunu bilmesin, ilmin az bu sen, nime gemiyim ben diye çıkıp aldın sen, de bir itiraz kıttı. Ali ayet etti ki, Ali razıyallahu anh şu,
İlmim az bo'lganligi uchun mana shu minbarda o'tiribman. İlmimga yarasha. Agar meni jaholatimga yarasha ko'tarsalaringiz osmonga chiqib ketar edim. İlmimga yarasha bo'lganligi uchun shu kichkina minbarda o'tiribman-da. Agar jaholatimga qarab meni ko'tarsalaringiz osmonga chiqib ketaman degan ekanlar. Ayni shunga o'xshagan chiroyli gapni Abu Yusuf aytganlar. Abu Yusufdan bir fatvoni so'rashganda bilmayman deganlar. Aytishganki, bu qanaqa gap bu? Abu Hanifaning eng katta shogirdi bo'lsangiz, dunyoda hamma qozilarda imomi, rahbari bo'lsangiz, ustozi bo'lsangiz va shunchalik sizga ilmingiz ozmi? Sizga xazinadan shuning uchun pul berilyaptimi? Deganda Abu Yusuf, albatta shu ozgina ilmimga menga xazinadan pul berilyapti. Agar meni jaholatimga pul berilsa, xazinalar yetmaydi. Bilmagan narsamga pul beraman deysa, xazinalar yetmaydi, bo'shab qoladi hamma xazinalar degan ekanlar. Qarang, tavozu qilishyapti. Shuning uchun biz ham tavozu qilaylik, Allohdan qo'rqaylik, bilmagan narsamizni bilmayman deylik. Nima qilamiz o'zimizga zulm qilib? Farishtalar aytayapti, la ilma lana, ilmimiz yo'q deyapti. Innaka anta alimul hakim, albatta sen o'zing biluvchi hikmatli zotsan. Hamma seni bilasan va hikmatli zotsan. Haqiqatda Alloh taolo hamma seni biladi va har bir ishlarda hikmatlar bor.